Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde pişi nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına girdim arkadaşlar. 3 farklı pişi tarifi vereceğim ve 3'ü de birbirinden lezzetli olacak. Bomba bir tarif daha gelir arkadaşlar. Başta malzemeleri göstereceğim, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım, şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Bir karıştırma kabının içerisine 1 su bardağı süt ekliyorum. Sütünüz sakın soğuk olmasın, oda sıcaklığında olması gerekiyor. 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 1 adet yumurtam var, yumurta ekliyorum bunun içerisine. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 paket kuru maya var. Kuru mayanın hepsini ekleyeceğim bunun içerisine. 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağını çok az, böyle 15 saniye kadar ne yaptım? Mikrodalgada beklettim. Ya da bunu ocakta bir parça eritirsiniz, içerisine eklersiniz. En son bunun içerisine un ekleyeceğim. Un eklemeden bunu iyice karıştırıyorum. Tüm malzemeler böyle bir iç içe girsin, homojen bir kıvama gelsin. Daha sonra ununu ekleyeceğim. Buradaki amacımız tüm malzemelerin hepsini her yere eşit dağılsın ki unu eklediğimizde böyle bir tarafa toplamlı olmasın. Onun için bunu homojen, tek parça haline getirmemiz gerekiyor. Bunu 1 dakika boyunca bu şekilde çırptım, istediğim kıvama geldi. Şimdi bunun içerisine 3 su bardağı un ekliyorum. Başta kaşıkla, daha sonra elimizle yoğuracağız bunu. Ama dediğim gibi başta ne yapıyoruz? Böyle elimizi bir bulamayalım. Böyle bir parça unumuzla böyle sıvıyı iyice yedirelim. Evet, unumuz bana diyor ki artık beni karıştırır mısın, İyice yoğurur musun diyor. Ben de tatlı tatlı unumu yoğuruyorum. Tüm malzeme böyle iç içe girsin, tek parça haline geldiği zaman yapacağım işlemi göstereceğim size. Evet, bu tek parça haline geldi ve bunu 3 dakika boyunca iyice yoğuruyorum. Bunu 3 dakika boyunca yoğurdum, istediğim kıvama geldi. Şu yumuşaklığa bakar mısınız ya, çok güzel oldu kıvamı. Şimdi bunu böyle bir parça böyle yaydım. Şimdi bunun üzerine streç filmle kapatacağım. Bunun üzerine streç filmle kapatıyorum dediğim gibi. Şimdi de bunun üzerine mis kokulu bir havluyla kapatıyorum, kenara alacağım. Yarım saat bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Bu mayalanırken ben de ne yapacağım, kremasını, iç dolgusunu hazırlayacağım. 3 farklı pişi yapacağımı söylemiştim. Biri mozzarella olacak, bir tanesi bir Nutella iç dolgu olacak. Diğeri de böyle pastacı kreması gibi bir krema yapacağım. Bu ikisine herhangi bir müdahalede bulunmama gerek yok. Bu ikisi hazır ama pastacı kremasının yapılışına geçiyorum başta. Bir parça soğutacağız çünkü. Hamurumuz olana kadar pastacı kremasının yapılışına geçiyorum. Böyle bir tencerenin içerisine 1 su bardağı süt ekliyorum. Yarım çay bardağı şeker ekliyorum. 1 yemek kaşığı un ekliyorum. 1 tatlı kaşığı buğday nişastası ekliyorum. 1 çay kaşığı vanilin ekliyorum. 1 adet yumurtanın sadece sarısını ekliyorum. Ve bunu ocağa vermeden hepsini iyice karıştıracağım. Bir homojen kıvamına getiriyorum. Bunu 30 saniye boyunca çırptım, homojen kıvama geldi. Şimdi artık bunu ateşin üzerine verebilirim. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Ve bunu ara ara böyle bu şekilde karıştırıyorum. Ateşi gördükçe iyice krema kıvamına gelecek, göreceksiniz. Ateşi görür görmez iyice kıvama geldi ve bunu 1 dakika boyunca bu şekilde pişirip altını kapatıyorum artık. Bunun lezzetine doyum olmuyor arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli oluyor. Bilmiyorum daha önce denediniz mi? Gerçekten çok lezzetli. 1 dakika böyle karıştıra karıştıra, böyle kısık ateşte bunu karıştıra karıştıra pişirip dediğim gibi altını kapatacağım. Evet, 1 dakika durmadan bunu karıştırdım. İstediğim kıvama geldi. Ocağın altını kapatıp kapağını da kapatıyorum. Bunun kapağını da kapatıyorum ve bu şekilde bekletiyorum. Şimdi ne yapacağız? Yapmış olduğumuz sosları bunun içerisine aktaracağız. 2 tane aparatım var. Yani bir tanesini kendimiz yapmadık. Şöyle göstereyim size. Böyle bir tane mayonez kabım var. Nutella veya herhangi bir çikolatayı bunun içerisine böyle aktarıyorsun. Bir kaşık yardımıyla rahat bir şekilde aktarabilirsiniz. Şöyle bir ağzını kapatıyorum. Bilerek ne yaptım? Uç kısmını bir parça kestim ki rahat bir şekilde içerisinden çıksın çikolata. Çikolatayı dökmeden önce de böyle bir sıcak kabın içerisine ekleyeceğim ki biraz daha akışkan bir kıvamı olsun. Bunu bir kenara alıyorum. Bir de böyle sıkma aparatım var. Şöyle kremamdan tutuyorum, içerisine ekliyorum. Bu ocakta pişirmiş olduğum krema. Bu da inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Gerçekten böyle çok keyif alacaksınız bundan. Ve hepsini bu şekilde aktarıyorum içerisine. Bunu da ağzına kadar doldurduk. Şimdi kapatıyorum, iyice sıkıyorum ve hazır kıvama getiriyorum bunu da. Kıvama gelebilmesi için böyle orta sıcaklıkta, çok sıcak olmasın, suyu bardağa ekliyorum. İçerisine ekledim. Görüyor musunuz? Bu şekilde bekletiyorum. Bu arada Nutella ne olacak biliyor musun? İnanılmaz akışkan olacak. Tam istediğimiz kıvama gelecek. 2 tane sosumuz hazır, hamurumuz hazır. Bunu kenara alayım. Artık hamurumuzu ne yapacağız? Çıkaracağız. Başta bir açmaya başlayacağız. Görüyor musunuz? 2 katına çıkmış. Çok güzel olmuş ya. Tam istediğim gibi, işte istediğimiz olay tam da bu. Eğer sizin hamurunuz yarım saatte mayaya gelmediyse, böyle iki katına çıkmadıysa biraz daha bekletin. Hatta ne yaparsınız, dibine böyle sıcak su koyarsınız. Bir parça buharı onu ne yapacaktır, besleyecektir ve iyice kıvama gelecektir. Ama hava sıcak olduğu için gördüğünüz gibi böyle çok kısa bir süre içerisinde, yani tam istediğimiz sürede, yarım saat süre içerisinde iyice kıvama geldi. Başta bunun havasını alacağım, daha sonra açacağım. Böyle tutuyorum, başta yerinden alıyorum bunu. Bir parça havasını alıyorum. İyice havasını aldım. Şu pürüzsüz
pürüzsüzlüğe ve yumuşaklığa bakar mısınız? Çok tatlış ya. Şimdi bu kenara alayım bunu. Başta zemini bir parça unluyorum. Bu sayede rahat bir şekilde çalışabileceğim. Her tarafına unu yediriyorum. Üzerine hamurumu ekliyorum. Elimle önce bir parça açıyorum. Koklavaya veya yapacağınız merdaneye yapışmasın diye bir parça şöyle üzerine de unlayın. Daha sonra üzerinden geçe geçe bunu bir parça inceltiyorum. Yeterince incelttikten sonra şekil verme işlemine geçeceğim artık. Ve istediğim incelik tam da bu. Şöyle göstereyim, bir parça daha açayım şöyle. İstediğim incelik tam da bu. Şimdi de yapacağınız diğer işlemi söylüyorum. Elinizde şöyle bir aparat varsa bunu da kullanabilirsiniz. Ya da bardakla da yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle tutuyorum, bardakla üzerinden geçiyorum. Hepsine böyle şekil vereceğim. Bastırmanız yeterli. Şekil vermesi inanılmaz basit zaten. Bunun en keyifli yanı da bu ya zaten. Böyle şekil veriyorsunuz. Şuna bakın, çok tatlı oldular ya. Çok güzeller. Şunu kaldırıyorum, şöyle göstereyim size. Tekrardan bunu ne yaparsınız? İyice elinizle yoğurursunuz ve tekrardan kullanırsınız. Şimdi yapacağınız işlemi göstereceğim. Şöyle elinize alıyorsunuz. Fazla ununu elinizden diğer eline ala ala böyle iyice püskürtüyorsunuz. Daha sonra yağlı kağıt ve bir parça da un eklediğiniz zeminin üzerine şöyle aktarıyorsunuz. Ve hepsini bu şekilde yapacağım. Hepsini yaptım. Şimdi de bunların üzerine böyle mis kokulu bir bezle kapatıyorum ve bir 20 dakika bu şekilde mayalanmasına izin veriyorum. Bunlar 10 dakikadır mayalanıyor. Şimdi tencereye sıvı yağ ekleyip bir parça kızdıracağız. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine boldan boldan sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ konusunda böyle elinizi korkak alıştırmayın. Boldan boldan ekleyin. Bu kadar yeterli. 20 dakika dinlendirdim. Şöyle bir açmak istiyorum. Böyle pofuduk oldular. İstediğim kıvama geldiler ve yağımız da iyice kızdı. Şimdi artık bunları pişirmeye geçebiliriz. Böyle tutuyorum, içerisine aktarıyorum. Yağınızın da böyle çok aşırı kızgın olmaması gerekiyor. Yoksa ne olacak? İç taraflar iyice pişmeyecektir. Ve hepsini bu şekilde içerisine aktarıyorum. Piştikçe iyice pofuduk olacaklar zaten, göreceksiniz. Önce alt tarafları pişecek, daha sonra çevireceğiz. Diğer tarafları da daha sonra pişecek. Yavaş yavaş pofuduk olmaya başladılar. İstediğim kıvama geliyorlar. Ara ara şöyle ne yapıyorsunuz, böyle batırın ki iyice kıvama gelsin, iyice şişsinler, pofuduk olsunlar. Ara ara bunlar ne yapacağız? Şöyle çevireceğiz. Böyle hiç boş durmayalım. Yoksa böyle ufak tefek çatlamalar olabilir. Tamamen alt tarafının pişmesini beklemeyin. Söylediğim gibi ufak tefek çatlamalar olacaktır. Alt tarafları iyice pişti. Şöyle bunları çeviriyorum. Hepsini bu şekilde çevirin. Diğer taraflarını da pişireceğiz. Daha sonra kaldıracağız artık. Bu pişme oranı bizim için çok ideal. Hepsini gördüğünüz gibi çevirdim. Bu taraflar da pişsin. Daha sonra böyle peçetenin üzerine ekleyeceğim. Fazla yağını süzmek için. Bunlar pişti. Altı da iyice pişti. Üstü de iyice pişti. Şimdi bunları peçetenin üzerine ekliyorum. Hepsini çıkarıyorum. Hepsini de peçetenin üzerine ekliyorum. Şunun güzelliğine bakın. Hem pofuduk oldu, hem istediğimiz şekilde oldu. Böyle pürüzsüz muazzam bir yapısı oldu. Bunu bu şekilde tüketirseniz sade pişi. Bu şekilde yapıp tüketenler de var. Sabah kahvaltısında çok güzel gider bunlar. Böyle ekmek niyetine bunları tüketebilirsiniz. Şimdi ben bunları ne yapacağım? İyice şekillendireceğim. Enfes olacaklar. Bunların bir ilk sıcaklığı bir geçsin. Böyle bir 3 dakika dinlendireyim. Daha sonra müdahalede bulunacağım bunlara. Bunların ilk sıcaklıkları geçti. Şöyle bir tanesini tutuyorum. Yan taraftan şöyle batırıyorum bunu. İçerisine sıkıyorum. Evet, iyice doldu. Bu kadar yeterli bunun için. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Böyle 2-3 tane bundan yapmayı planlıyorum. İyice dolduruyorum bunun içerisini. İyice böyle kremayla doysun. Damdan solundan fışkırsın. Çok lezzetli olacak. Görüyor musunuz? Artık böyle taşmaya başladı. Bana diyor ki dur. Biraz daha içini dolduruyorum. Evet, iyice taştı. Bu kadar yeterli diyor bana. 3 tanesini krema dolgulu yaptım. Şimdi de çikolata dolgulu yapacağım. Nutella'yı sıcak sudan aldım. Akışkanlığını göstermek istiyorum size başta. Şuna bakın, inanılmaz akışkan, ben bastırmıyorum bile. Bunu da aynı şekilde şöyle bir batırıyorum. İçerisine sıkıyorum. İçerisi iyice Nutella'ya doysun. O bak, siyahlaştı zaten, bilmiyorum görüyor musunuz? Artık buralardan taşmaya başladı. O da diyor ki tamam diyor bana. Bu kadar yeterli. Çok güzel oldu. Bunu da tutuyorum. Şöyle kenara alıyorum. İnanılmaz lezzetli olacak bu da. Bunların tadına doyamayacaksınız arkadaşlar. O kadar lezzetli olacak ki emin olun bana bağımlısı olacaksınız diyebilirim size. İyice bastırıyorum. Ne kadar böyle çikolata seviyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz bunun içerisine. Böyle iyice doyuruyorum bunu. Bu da tamam. Bunu da şöyle ekleyelim. 3 tanesini de peynirli yapacağım. Peynirli nasıl yapılıyor onu göstereyim şimdi de. Bir parça tutarsınız, içerisine delik açarsınız. İster alt taraftan, isterseniz yandan, nereden istiyorsanız. Zaten bunun içerisi boşluklu. Elimde de şöyle mozzarella peyniri var. Bir parça alıyorum. İsterseniz bunu kaşarla bile yapabilirsiniz. Şöyle tutuyorum ve içerisine aktarıyorum. Rahatlıkla girecektir böyle. Peyniri içerisine ekleyeceğiniz boyutta bir parça delik açın ve içerisine ne kadar istiyorsanız o kadar mozzarella peyniri veya kaşar
kaşar peyniri, istediğiniz bir peyniri bunun içerisine ekleyebilirsiniz. Ben böyle boldan boldan eklemeyi düşünüyorum. Peynirini doldurdum, şöyle bir kenara alalım. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyorum. Peynirlileri de doldurdum 3 tane. Şimdi bunlara bir ufak bir işlem uygulayacağım. Bunları mikrodalganın içerisine aktarıyorum. Mikrodalganın gücünü 100'e getirdim. Onaylıyorum. Başta bir 1 dakikayla başlayalım. Bence 1 dakika eritecektir bunu. Kapağını açıyorum ve pişileri içerisine aktarıyorum ve kapağını hızlıca kapatıp okeyliyoruz. 1 dakika doldu. Kapağını açıyorum. Şunun görüntüsüne bakın ya. Çok güzel erimişler. Şimdi tabaklama işlemi yapacağım. Şu çikolatalıyı alıyorum. Şöyle sunum tahtasına, sunum tabağına daha doğrusu ekliyorum. Şöyle göstereyim. Dikkatli bir şekilde hepsini aktarıyorum. Kremalı dolgulu olanın üzerine bir parça pudra şekeri ekleyeceğim. Şöyle süzgecin üzerine pudra şekeri ekledim. Böyle vurdura vurdura üzerlerine pudra şekerlerini ekliyorum. Hem böyle daha güzel gözükecek hem de daha lezzetli olacak bunlar. Şunun görüntüsüne bakın. 4 dörtlük bir kıvama ulaştı. Bence bu kadar yeterli. Bunları da sunum tahtasına alayım, sunum tabağına. Şöyle dikkatlice sunum tabağına alıyorum bunu da. Peynirli olanı da sunum tabağına ekliyorum. Şunların güzelliğine bakın ya. Dört dörtlük oldular. Şunların güzelliği dillere destan oldu. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Başta şöyle peynirliyi tutuyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şuna bakın. Gerçekten muazzam oldu ya. Şöyle tadına bakıyorum. Yok böyle bir lezzet ya. Bir şey efsane olmuş mozzarella ile birleşince. Oo. Tadına doyum olmaz bunun ya. Şunun güzelliğine bak. Şu kıvama bakar mısın ya? Ya bu yenmez mi ya? Oo. 10 numara 5 yıldız olmuş gerçekten. Şunu da yiyeyim. Bunların tadına doyum olmaz ya. Oturursun böyle kahvaltıda, akşam yemeğinde, öğle arası ne zaman istiyorsan tüketebilirsin bunları. Bir de şunun tadına bakmak istiyorum. Şu çikolatalıya bakar mısın ya? Özellikle şu çikolataya iyice doymuşlar. Şunu mu yesem ya da ya? Böyle daha böyle çikolata dolgulu gözüküyor. Şöyle tadına bakıyorum. Şu an konuşamıyorum ya. Bu İzmir bomba var ya. İzmir bombayı bence bu 3'e katlar. 5 ile de çarpar. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bomba. Resmen bomba bu ya. Çok başarılı. Çikolatalıya bayıldım. Bittim ya. Yok böyle bir şey ya. Şöyle şimdi de krema dolguluya bakacağım. Böyle üzeri pudra şekerli. Tadına bakıyorum bunun da. Bu da çok güzel olmuş ya. Şuna bakın. Çok güzel. Kremaya ben hastayım zaten. Çok seviyorum. Bu da dört dörtlük olmuş. Arkadaşlar ben yemeğe devam edeceğim. Yanında böyle çay da yaptım zaten. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.